hafta başında Amerikan Başkanı Trump son derece uygunsuz bir üslupla ülkemizi tehdit etti. Tam bir kovboy mantığı. Biz her zaman dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik müttefik olmaz. Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Bundan dolayı da herkes bilmeli ki başta Trump olmak üzere Türkiye elbette tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. Türkiye ülkemiz bağımsız bir devlettir ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etme sadece hakkına sahip değildir. Kararlılığına da sahiptir. Kararlılık burada önemli. İktidar her ortamda Türkiye'nin bağımsızlığını vurgulamak, itibarını korumak mecburiyetindedir. Ama esas olan ülkemizi bu tehditlerin yapılamayacağı bir konuma getirmektir. Bu da ancak sanayide ve teknolojide geleceğimiz seviyeyle doğrudan doğruya orantılıdır. Bu fabrikaya bizim göz bebeğimiz gibi bakmamız icap eder aslında. Bu tesisler Türkiye'de çok az. Stratejik bunlar. Aselsan da bunlardan bir tanesi mesela. Eğer siz bu müesseseleri özelleştirirken bazı soruların ucu açık kalırsa yarın bunun nereye gideceği belli olmaz. Mesela sorulması icap eden sorulardan birkaç tanesini şöyle söyleyeyim. Niye biz bir ihalenin yapıldığını duymadık? Eğer ihale yapıldıysa kimler arasında ihale yapıldı? Yapılmadıysa neden böyle bir firmaya doğrudan doğruya verildi? Hangi şartlarla verildi? Ne kadar para ödendi? Hakikaten o para yeterli mi değil mi bu iş için? Sonra burası askeri bir fabrika. Burada çalışan askeri teknik personel var, uzman var. Bu uzmanlar ne olacak? Bu fabrikada askeri personel aynı şekilde çalışmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Statüleri ne olacak? Burada bir teknoloji var aynı zamanda, geliştirilmiş. Ne kadar yurt dışıyla mukayese edildiğinde elimizde bir imkan olmadığı için bir kıyas yapamayız ama ne kadar büyük, küçük olursa olsun bir takım teknolojiler de var bu müessesede. Bu teknolojiler nasıl korunacak? Kim koruyacak? Başkalarının eline geçmesine kim, nasıl engel olacak? Muhterem arkadaşlarım, eğer bunların hiçbirisi dikkate alınmazsa yarın bu müesseseler yok olur gider. 95 yıllık birikimi 15 senede yok pahasına satan bir iktidar bu hassasiyeti gösteremez. 15 senenin içinde 95 yıllık birikim satıldı. Ne kadar ellerine gelir geçti? Takriben 60-65, bilemediniz 70 milyar dolar. O tesisleri siz şimdi yeniden inşa etmeye kalkın. 300-400 milyar dolara onu inşa edemezsiniz o tesisler. Bir yıl öncesiyle mukayese edildiği zaman 500 binden daha fazla insan ekstradan işsiz kalmış. Son yıllarda ekilmeyen arazilerin arttığı gözlemleniyor. 2 milyon hektar arazi ekilmemiş son zamanlarda. Sayın Bakan diyor ki biz bu 2 milyon hektarlık araziyi yeniden
üretime dahil edeceğiz. Peki nasıl? Tarımın gelişmesi, ayakta durabilmesi için bu iktidar zamanında çıkarılan bir kanunla her yıl bütçeye en az milli gelirin %1'i kadar paranın konması gerekiyor. Sayın Bakan bir defa önce bunu bir defa okusun. Tekrar okusun. Şu anda bu rakam 44,5 milyar TL olması icap ederdi. Ne koydular? 16. Tabii sadece ekonomi değil. Ekonominin içine girsek sonuna kadar çıkamayız. Şu anda siyasi konularda da ne yazık ki pek de iç açıcı bir durumda değiliz. Sayın Binali Yıldırım bir milletvekili olarak ve meclis başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye adayı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin meclis başkanının neler yapabileceği ve neler yapamayacağı çok açık, sarih olarak ortaya konmuştur. Kendisine geçmişte söylemiştik. Aslında centilmence en iyi yapılacak iş Sayın Yıldırım tarafından ne olur? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığından geçici bir süre istifa etse. Kazanırsa zaten bırakacak. Şimdi endişe ya kazanamazsam? Bütün iş geliyor oraya dayanıyor. Ya kazanamazsam? Vatandaş olabilmeyi bir türlü düşünmüyorlar. Artık milletvekilleri, artık bakanlar, artık cumhurbaşkanları var. Bunlar alelade insan gibi sokakta yürür mü? Yani bu kadar umursamazlık ve duyarsızlık hakikaten endişe verici. Tek bir mantık var. Ben yaptım oldu. Kanun, kural, hukuk, adalet, ahlak. Bunlardan hiçbir tanesi kimsenin umurunda maalesef değil. Bir takım düzenlemeler yapılıyor. Maalesef sandıklarla oynanıyor. Seçim kütükleriyle oynanıyor. Seçim listeleriyle oynanıyor. Böyle olunca da neticeyi az çok garanti altına almış gibi gözüküyorlar. Bundan dolayı da seçim onlara göre bir hobi. Arada sırada yapılıyor. Ne için? Milleti tatmin etmek için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubuna dikkat edin. Artık bir iktidar mensubu gibi değil. Tam bir muhalefet partisi mensubu gibi konuşmaya başladı. Ne söylüyorsak bizim söylediklerimizin birçoğu aynen tekrar ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bir çıkış yaptı. Müteahhitlerden şikayet ediyor. Diyor ki deniz kenarlarını, ormanları, yeşil alanları yok ettiler. Para uğruna ağaçları katlettiler ve oralara dikey mimariyle çok katlı binalar yaptılar. Vay canına. Memleket ne hale gelmiş? Haberimiz bile yok. İşte şimdi Beykoz Belediye Başkanı adayımız Muharrem Bey'in ortaya koyduğu Beykoz ormanları meselesi var. 550 villa yapımı için ormanlık alana belediye meclisi imar izni vermiş. Bunları hakikaten hangi iktidar yapıyor ya? Biz hayal aleminde mi yaşıyoruz? Yoksa gözümüz görmüyor mu? Tabii herkes biliyor ki poliste, yargıda, mahkemelerde, ne yazık ki müfettişlerde bu iktidarın emrinde ve kontrolünde. Ama biz bütün buna rağmen şunu hemen söylemek ifade ediyorum ki hiç kimse bu gelişmelerden, bu şartlardan dolayı ümitsizliğe kapılmasın. Biz inanıyoruz ki çare var. Bu deniz bitti. Duvara toslandı. Bundan sonra gidilecek bir yer kalmadı. Ne kadar fazla çabalanır,
ve gecikirse yönetim değişikliği Türkiye o kadar büyük zarara uğrar, bunu mutlaka bilmeli. Biz milletimize sesleniyoruz. Hakikaten şehir medeniyet demektir. Biz bu şehirleri medeni yöneticilere bıraktığımız gün, rant sistemi yok edildiği gün şehirde nefes alacak, milletimiz de inşallah nefes alacaktır. Şimdi yeni bir şey çıktı. Birazcık klasik bir husus. İktidar diyor ki dünya mazlumlarına destek olmak için AK Parti'ye oy ver. Niçin? Çünkü AK Parti onlara göre mazlumların hamisi, hatta kendisi de bizzatihi mazlumun bir parçası mazlumları. Ama en acıklı olanı, iktidar partisinin arkadaş 504 bin seçmeni kayboldu. Nereye gitti ya? Herhalde bulurlar. Yani devleti elinde, bütün yetkinlerini elinde bulunduran, polisiyle, biraz önce söyledim, hakimiyle, emniyet görevlileriyle, bütün imkanlar ve yetkiler elinde bulunan iktidar şimdi mazlumları oluyor. 504 bin, hem de öyle rakam, 4 bin kaybolmuş. Nereye gitti acaba bu AK Partililer? Hakikaten merak ediyorum. Ama talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka arayıp bulacaklar ve bulacaklarından eminim. Ondan sonra ne olur onu bilmem. Onun için bunlar, bakın, yarın çıkar. 1977 seçimlerinde hiç unutmuyorum. Seçmen kütüklerindeki seçmen sayısı 21 milyondu. Takribi söylüyor. Ama nüfus kütüklerine göre seçmen yaşına ulaşmış olan insan adedi 18 milyondu. 3 milyon nereden geldi? Yani genellikle söylenen mezarlıklara gidildi. Mezar taşlarından okunup yazıldı. Bir arkadaşım bana söylediği, tabii ihtilal oldu, hapse girince hepimiz aynı kefeye geldik. Dedi ki biz Sivas'ta sizin bir milletvekilinizi ve bir senatörünüzü yedik. Aynen bu ifadeyi kullandı. Ama başımıza bu felaket geldikten sonra bu itirafın kimseye faydası yok. Tabii bir başka husus daha var. Her seçime yaklaşırken iktidarın üzerindeki dış baskılar artıyor. İsrail'le hemen kavga çıkıyor ortaya. Ya bugüne kadar İsrail'e bu hükümet kadar destek veren başka hiçbir hükümet gelmedi. Laf etmeye gelince laf ediliyor. Ama İsrail her zaman ne yazık ki koruluyor. Orta Doğu'da meydana gelen değişikliklerin temelinde İsrail'in menfaatleri var. Bu sebeple biz Saadet Partisi olarak seçimleri, şehirlerimizi imar edecek, herkesi kucaklayacak, barışı ve güveni tesis edecek adaylarla her seçim bölgesinde seçime girmekle kararlıyız. Bizim adaylarımızın en temel düsturu çalmamak ve çaldırmamak olacaktır. Yani çalmadan çalışan kadrolarla bu millete hizmet etmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimize ne yaşanırsa yaşansın bugün, geleceğinden ümit kesmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Herkes bilmeli ki bugünkü dertlerimizin tamamının çaresi var ve bu çareyi kamil manada sağlayacak olan siyasi parti de Saadet Partisi'dir. Sürekli olarak bekayı gündeme getiriyorsunuz. Böyle bir sorun hakikaten var mı? Varsa gereğini yapın. Yoksa sürekli olarak bekadan bahsetmek yeter ya.
Milletin moralini bozmaya, özellikle iktidarın ve iktidar destekçilerinin hakkı yok. Önce onların hakkı yok. Bu noktaya nasıl geldiniz siz? 2002 yılında böyle bir tehdit mi vardı? Ancak bugün karşı karşıya kalınan tehlike seçmen taşıma değil, sandık listeleriyle oynanmış. Bir binanın, dört katlı bir binanın beşinci katında yüzlerce seçmen varsa bu sahtekarlıktır. Bunu yapan kimse mutlaka aranıp bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu açık bir sahtekarlık ya. Önce dört katlı bir bina beş katlıymış gibi gösteriliyor. Arkasından da oraya seçmenler yazılıyor. Kim yazdı bunu bulmak mümkün, zor bir şey değil ki. Versinler talimatı ilçe seçim kurullarına. Muhtarlıklar bunu hazırladıysa bunları kim yazdı, kim verdi? Kendiliğinden meydana gelmedi ki bu. Bir hanede 600 seçmen olur mu ya? Burada 600'ü 35-40 tane seçmen olur mu? Var, iddia ediliyor. Efendim siz de her zaman milletin zihnini bulandırmak için seçim satım haline girince bunları dile getiriyorsunuz. Ya bu laf boş bir laf. Sen git de ki baktık böyle bir şey yok. Ağız kavgasına ihtiyaç yok ya. Seçim ilçe seçim kurulu bir yayınlama yapacak, bir açıklama yapacak. Diyecek ki bu söylenen yanlış veya diyecek ki doğru, sebeplerini, müsebbiplerini bulduk. Bu adli bir mesele. Bu demokrasiyle, milletle alay etmek manasına geliyor.